Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda Netflix'in Drive to Survive 4. sezonu hakkında konuşacağız. Bu sene neler eksik olmuş, nelerden bahsedilmiş, hangi konuları güzel şekilde anlatmışlar. Bunlar hakkında konuşacağız. Yine önümüzdeki günlerde buna benzer F1 videoları ve F1 içeriklerinden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Böylelikle yeni videolar yüklendiğinde bildirim alırsınız. Şimdi Netflix'in Drive to Survive serisi aslında F1 ile hiç alakası olmayan, F1'i tanımayan insanları spora çekmek. Bu açıdan baktığımızda önceki senelerde F1'e bayağı bir katkısı oldu bu serinin, bunu söylemek mümkün. Fakat F1'e çok yakın şekilde bağlı olan, F1'i sürekli takip eden insanlar için pek iyi bir seri değildi. Özellikle geçtiğimiz sene 3. sezon oldukça berbat bir konumdaydı. İlk sezon gayet güzeldi, 2. sene biraz ortalama seviyeye düştü. 3. sezon ise bayağı kötü durumdaydı. Özellikle bazı konular hakkında hiç konuşulmamıştı geçtiğimiz sene. Bu sene de benzer durumlar var ama önceki seneye göre biraz daha iyi geldi bana 4. sezonun kalitesi. Bunu da eklemiş olayım. Şimdi kısa şekilde bölümlerin kalitesinden ve eksik olan noktalardan bahsedeceğim. Drive to Survive serisi genellikle olmayan olayları veya olmayan dramatik durumları varmış gibi göstererek F1'e farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyordu ve bu konuda fazlasıyla eleştiri aldı. Özellikle geçen sene olmayan durumları, McLaren'de olmayan iç savaşı iç savaş varmış gibi göstermişti. Ferrari tarafında durumlar yeterince iyi anlatılmamıştı ve saçma şekilde bazı radyo konuşmaları eklenmişti. Bu olayların bazıları yine aynı şekilde devam ediyor. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi ilk bölümle başlıyoruz. İlk bölümde Bahreyn yarışıyla 2021 sezonundaki olaylarla beraber başlıyoruz. Fakat ilk bölümdeki eksik olan nokta bence kural değişikliklerini anlatmamışlar. Yani kural değişikliklerini anlatmadıkları için sanki Mercedes birdenbire geriye düşmüş gibi görünüyor. Red Bull'un ise birdenbire öne doğru çıktığını görüyoruz. F1 ile hiç alakası olmayan insanlar bunu anlamaz ama yine de bir dakikalık bir kısa özetle sporun teknik tarafını da izleyiciye vermiş olsalar daha başarılı olurdu bana göre. Açıkçası bu şekilde düşünüyorum. Ve yarış içerisinde Max Verstappen'in dış taraftan geçiş yaptığında, 4. virajı keserek geçiş yaptığında yerini geri verme olayı, tamam onu anlatmışsınız ama yine de Hamilton'ın yarışta 30 defa o pisti kestiğini göstererek yarış içerisinde kural değiştiğini izleyiciye verseler, hani o olaydaki, o yarıştaki dramatik olayı yansıtmış olsalar bence daha başarılı olurdu. Zaten drama arıyorlar. Alın size eklenmesi gereken bir dramatik olay. Hiç de yapmacık olmayan gerçek bir olay. Hani bunu eklemedikleri için bence biraz o bölümde sıkıntı var. İkinci bölüme geldiğimizde klasik Ricardo Carlos Sainz bölümü diyebiliriz. 2018 sezonundan bu yana aynı şekilde. Yani belirli bölümlerde Ricardo Sainz ikilisi aynı konu içerisinde anlatılıyor. Daha öncesinde Alonso da araya giriyordu ama bu sene öyle bir durum yok. Ricardo ile Carlos Sainz ikilisi ikinci bölümde bizimle beraber. Fakat yine mühendisler tarafından sıralama seansında sanki konuşuluyormuş gibi bir algı var. Bu da bence doğru değil. Hani pilot sıralama seansındayken, tur atarken asla konuşmuyor. Yani önünde bir kaza olmazsa sürekli olarak odaklandığı için konuşma görmüyoruz. Ama seride öyle bir yansıtılmış ki İlk sektör tamamlandığında ilk sektörde hızlısın, mor sektör derecesini yakaladın şeklinde bir radyo mesajı görüyoruz. Pek de doğru değil bana kalırsa bu şekilde bir ekleme yapmaları. İlerleyen bölümlerde diğer dikkat çeken olay ise birinci turda olan bir olayı resmen üçüncü, dördüncü turda olmuş gibi görüyoruz. Bu da biraz garip hissettiriyor bizim gibi izleyiciler için ama yeni izleyenler, F1 ile alakası olmayanlar izleyecek şeklinde düşündükleri için bu şekilde bir durum görmüyoruz. Ancak yine de o kadar eleştiri geldi önceki sene, bu konuda bir düzenleme yapılsa iyi olurdu. Sonrasında eksik geçilen ve önemli noktalardan birisi Monaco Grand Prix'sindeki sıralama seansı. Hani bunu ikinci bölümde göstermeleri gerekirdi. Hani Leclerc'in neden yarışa başlayamadığını bilmiyoruz. Sonraki bölümde bunu gösteriyorlar ama ikinci bölümde de kesinlikle gösterilmesi gereken bir detay. Leclerc'in yarış dışı kalma sebebi sıralama seansındaki kaza. Ama bunu eklemedikleri için göremiyoruz. Saçma olduğunu söyleyebiliriz.
Neden göstermediklerini pek anlamadım açıkçası. Kazayı göstermeseler bile sıralama seansını göstermeleri gerekirdi. Çünkü bayağı yakın bir mücadele görmüştük pist üzerinde. Sonrasında geçişler konusunda biraz sıkıntı var. Yani geçişler derken bölümler arasındaki geçişler ve sahneler arasındaki kopukluklar. Biraz sert şekilde geçiş yapıldığını söyleyebiliriz. Biraz daha yumuşak şekilde direkt olarak konudan konuya atlama durumu olmasa bir tık daha iyi olur. Gösterilmeyen diğer bir önemli nokta Bakü'de Max Verstappen'in lastik sorunuyla yarış dışı kalması. Lastik patlattığı için yarışa veda etmişti. Hamilton birdenbire ikinci sıradan yarışa başlamış da dışarıya uçmuş gibi görünüyor açıkçası. Hani bunu göstermeleri gerekirdi. Önemli olan pozitif taraflardan birisine geliyoruz. Britanya'daki F1 kültürünü güzel şekilde yansıtmışlar ve güncelleme kısmını eklemeleri gerekirdi bence. O yarışa Mercedes büyük bir güncelleme paketiyle gelmişti. Kısa bir şekilde 1 dakikada anlatsalar, işte Mercedes bu hafta sonuna güncelleme ile geldi, büyük bir hazırlıkla geldi şeklinde ufak bir detay gösterseler bence daha iyi bir etki bırakabilirdi. Bunu da eklemiş olalım. O bölümde, yani 3. bölümde Lewis'in Red Bull'un aracına bakarak işte bu parçaları bu şekilde yapmışlar, bu şekilde eklentiler var noktası da hoşuma gitti. O bölümdeki yaptıkları eklenti güzeldi açıkçası. 4. bölüme geldiğimizde Haas'ın Mazepin gerginliği. Haas'ın bölümü bu sefer çok fazla sıkmadı ve şaşırtıcı derecede güzeldi. Hani o kadar sıkıcı bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Önceki sene bayağı bir baymıştı ama bu sene durum daha iyi. Mazepin resmen Haas içerisinde çok negatif bir etki bırakmış. Babasıyla olsun, yaptıkları konuşmalarla olsun takımda büyük bir etki görmüş Mazepin'in varlığı. Kevin Magnussen'in Haas'a geri dönüş yapması bu konuda bence yardımcı olacaktır. 5. bölümde Ricardo'nun Monza galibiyeti var. O bölüm biraz daha ortalama seviyedeydi. Monza'da Ferrari-McLaren savaşı anlatıldı. Lando ve Ricardo arasındaki garip ilişki, garip dinamik bence net şekilde ifade edilmiş. O konuda saçma şekilde bir dramaya gitmemeleri güzel. Geçtiğimiz sene Lando ile Carlos arasında saçma şekilde bir savaş varmış gibi gösterilmişti. Bu sene öyle bir durum yok. Bu açıdan güzel. Ve Williams bölümü yine güzeldi. Jos Capito'nun yaptığı takımı ateşleme yöntemi bayağı hoşuma gitti ve Russell'ın takım için önemi gayet güzel şekilde yansıtılmış. Williams'ın bölümü de gayet güzeldi. Fakat favori bölümüm Jidde pisti, Jidde bölümünün olduğu yarış. Sonrasında Abu Dhabi, yani son bölüm, final bölümünü söyleyebiliriz. Jidde ile Abu Dhabi konusunda çok fazla bir ekstra bölüm yoktu. Neyse onu yansıtmışlar. Hani geçen seneye göre bu konuda biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama yine de Aston Martin'in hiçbir şekilde konu hakkında bahsedilmemesi, Alpine yine aynı şekilde Alonso'dan hiç bahsedilmedi. Bunların eksik olduğunu düşünüyorum. Ama 3. sezona göre kat ve kat daha iyi bir sezon var Netflix'in Drive to Survive 4. sezonu konusunda. Şimdi biz bu açıyla düşünüyoruz, hani bu bakış açısıyla bakıyoruz. Sporla yatıp kalktığımız için, F1 ile ilgili her şeyi bildiğimiz için bize yavan geliyor ama F1 ile alakası olmayan insanlar seri konusunda pozitif geri dönütler veriyor. Ki Drive to Survive F1'e fan kazandırma, izleyici kazandırma konusunda oldukça başarılı. Ama yine de hani F1 ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olan insanlar için pek de yeterli seviyede değil ve çok da tatmin etmez. Ve ilginç bir nokta, her zaman nedense sezon öncesi testlerinde sezonları yayınlıyorlar. Hani bu serinin daha fazla izlenme almasını istiyorlarsa testlerin hiç alakası olmadığı bir dönemde yayınlamaları gerekir. Mesela bundan bir hafta önce F1 ile ilgili hiçbir şey yoktu, insanlar sıkıldı. Bir hafta önce yayınlamış olsalar etkisi çok daha iyi olurdu. Saçma şekilde sezon öncesi testlerinin olduğu anda yayınlamaları bence pek de doğru değil. İlk sene mesela Avustralya Grand Prix'sinden önce yayınlanmıştı diye hatırlıyorum. Evet, böylelikle Drive to Survive 4. sezon hakkındaki görüşlerimin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok uzatmadan kısa şekilde anlatmak istedim. Yorumlar kısmına sizlerin de görüşlerini bekliyorum. 4. sezonu izleyenler varsa bu konuda geri dönütlerinizi bekliyorum. Yine önümüzdeki günlerde F1 ile ilgili ve F1 2022 oyunuyla ilgili videolar gelmeye devam edecek. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan takip edebilirsiniz.
Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.